Seçim güvenliğine dair de mesajlar var çünkü bu konuda malumunuz kaygılar sürüyor. Erken seçim tartışmalarına AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı. Bu arada seçim tarihine yönelik müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Aksi halde Cumhurbaşkanı'nın seçim tarihi konusunda karar alabileceğine dikkat çekti. Siyasetin en önemli gündemi seçim tarihi. Muhalefet her fırsatta erken seçim isterken iktidar aksini savunuyordu. Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Şu hale bak ya. Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacağını söylüyor. Ben Haziran 2023'te olacağını söylüyorum. Defaatle bunu söylememize rağmen bu da yatıyor kalkıyor hala erken seçimden bahsediyor. Bak Bay Kemal noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum. Ancak gelinen süreçte bu iddialı açıklamaların yerini daha sakin ifadelerle dile getiren erken seçim açıklamaları aldı. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim. Ne zaman seçim? Çıkın kurbanı, çıkın işte efendim okul tatilini, ortaya çıkan tarihler belli. Mayıs. Bu tarihler birine yapmak lazım. Son açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. O da haç tarihi gibi nedenleri sıraladıktan sonra erken seçim demedi ama onun yerine Haziran ayının seçimler için uygun olmadığını söyledi. Yani bu tamamen seçim tarihinin güncellenmesidir. Oluşan şartlar, ortaya çıkan tablo bu duruma göre seçim tarihinin güncellenmesidir. Seçim kararının mecliste alınabilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerektiğini hatırlattı. Aksi halde Cumhurbaşkanı'nın seçim tarihi konusunda karar alabileceğini söyledi. Muhalefet cephesinden Mayıs ayında olabilecek olan bir seçim tarihin güncellenmesine, bir seçime destek vermeyecekleri anlaşılıyor. Ve bu meclisten şu anki tabloda böyle bir durum oluşmayacağı gözüktüğüne göre